Araçlarda silecekler ne zaman değiştirmeli? Yazın cam sileceği değiştirilmez, yazın cam suyu kullanılmaz gibi bir sürü bilgi var. Aslında bu bilgilerin hem doğruluk hem de yanlışlık payı var. Bunları teknik ele alalım istiyorum ve size cam sileceği ve cam suyu hakkında bilinmeyen teknik bilgileri aktarmak istiyorum. Nedir bunlar? Arabada yazın cam silecekleri değiştirilmez bilgisi şu açıdan doğru. Eğer hiç kullanmıyorsak cam silecekleri yazın sıcağa, kimyasala maruz kalarak zamanla bozuluyor. Şimdi bozulmayı bir göstereyim. Şu an kullanacağım silecek arıza bir silecek değil ama yaklaşalım öyle isterseniz. Burada bir yay sistemi var silecek kolların içerisinde. Burayı görelim bir. Bu yay sistemi üzerine belli periyotta basıyor. Sebebi ise çalışıyorken camdaki silmeyi sağlamak adına basıyor ve camdaki sürtünme oranını yumuşak bir şekilde bastırıyor. Ama sürekli bu baskı uygularsa ve ucundaki kimyasal ya da plastik zamanla bozulursa buna daha fazla baskı yapıyor hale geliyor üzerine. Şöyle göstereyim. Sileceklerde normal şartlarda baskı da böyle duruyor. Giderken şu şekilde yumuşak hareketler yapıyor ama zamanla kavçuk çok fazla yumuşayınca üzerine doğru bastırma yaparak uçta bozulmalara sebep oluyor. Şöyle yakından göstereyim. Sonuçta bir dayanım gücü var, çok yumuşak. Bunlar içeriye doğru bozulma yapıyor. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Aracınızın sileceğini değiştirdiniz ya da var olan silecek var. Yazın zaten haftada bir yıkattığınızı öngörüyorum. Hava kirliliğine göre ya da 15 günde bir kere. Zaten ön cam kirlenmiyor. Kirlenmeyince arabayı cam sileceğini kullanma ihtiyacı duymuyoruz. Duymayınca zamanla uç plastik yumuşayarak daha da baskılı hale geliyor. Ve zamanla içeriye doğru büzülüp kendine yeni bir yön ya da yeni bir kavis kazandırıyor. Kullandığınız zaman da ihtiyaç duyduğunuz zaman da uzun zamandan sonra kademeli titreyerek hareket ya da iz bırakarak silmeye başlıyor. Bir diğer durumsa kullanılmadığı dönemlerde hiç ihtiyaç duymuyoruz ve arabayı düzenli yıkattırıyoruz. Silecekleri burada götürdüğünüzde yıkamacılar bir köpük basıyor ve akabinde bir su basıyor. Bunlar nerede birikiyor? Havuz olarak bu alt taraf istersen birikiyor. Silseler dahi bu zamanla temizleme özelliği olduğu için bunlarda sertleşme ve bozulma sebebiyet verebiliyor. O yüzden kullanıcı örnek veriyorum Nisan ayına taktırdığı bir sileceği Eylül ayına geldiğinde kullanımda yeni takılmış olmasına rağmen mantalitede bozulduğunu görüyor ve bir daha değişim ihtiyacı duyuyor. Halbuki yazın kullansaydı bu sileceği belli periyotlarda o zaman silecek bozulmayacaktı. Belli periyoda açayım isterseniz. Normalde 2 günde bir kullanma tavsiye edilir ama haftada bir yıkattırıyorum. Zaten camım kirlenmiyor. Ben bunu kullanırsam iz yapacak derseniz en azından yıkamaya giderken yoldayken sileceği çalıştırıp su sıkarak temizlemenizi tavsiye ediyorum. Bu birinci konu. İkinci konu, silecek ön camda bazen işte ağaç birikintileri, yoldan gelen sinekler ya da kuş pislikleri olabiliyor. Bunları temizlemek adına cam sileceğini çalıştırıyoruz. Camdaki, şöyle gösterelim, camdaki leke gittiği andan itibaren, mesela burada leke var ve sildik. Camdaki leke gittiği andan itibaren hemen suyu bırakıyoruz. Suyu bıraktığınız zaman ne oluyor? Kalan bütün o işte pisliklerin tamamı silecekte kalıyor ve kuruduğu zaman burada deformasyona başlıyor. Camdaki yapılacak olan deformasyon burada kalıyor. O yüzden camdaki pislik bittikten sonra birkaç saniye sonra bir 2-3 saniye daha silecek ve cam suyunu sıkarak bu sileceğin üzerindeki pisliği de temizleyerek arabadaki sileceğin korunmasını sağlayabiliyorsunuz. En önemlisini anlatacağım burada. Şimdi sadece kışın cam suyu kullanıyoruz. Kışın cam suyu kullanımı doğru bir şey değil. Şöyle, sadece kışın kullanmak doğru bir şey değil. Her zaman kullanılmalı. Sebebi de şu, eğer cam suları yazın da arabanızda olursa suyu sıktığınız zaman suda bulunan gerek normal çeşme suyundan bahsediyorum kireçli su, gerek normal su zamanla kuruduğunda ister istemez burada kurumalara ve deformasyona sebep oluyor. Ama cam suyun içerisindeki kimyasal maddeler içini hem camı temizlemek için kullanıyor hem de içinde bulundurduğu malzeme bu plastiğin ucunu besleyerek bu besleme sonrasında çatlamasını engelleyerek sileceğin bozulmasını engelliyor. O yüzden arabada yaz kış cam suyu bulunmalı, yaz kış silecek çalıştırılmalı. Bunlar atlanmamalı. Eğer ikisinden birinde eksik olursa her zaman siz 6 ayda bir silecek değiştirmek zorunda kalırsınız. Size bu bilgiyi neden mi anlatıyorum? Gerçekten kullanmasanız bizim işimize yarıyor. Çünkü biz bakımlara geldiğinizde silecek değiştiriyoruz. Ama bu milli servet. Siz doğru kullanmayı bilin. Biz üzerimizdeki sorumluluğu size aktaralım. Siz kullanmayı bildiğiniz halde doğrusunu yapmazsanız ve gene bozulursa o zaman biz silecek değiştirmeye hazırız. Ama siz bunu yaparsanız silecek çok daha uzun dönem dayanacaktır ve arıza yapmayacaktır. Biz doğru kullanımı anlattık. Artık kullanım kullanmama kararı sizlere ait. Takip için teşekkürler. Bakımdayız.com